Herkese selam, merhabalar, sevgili Yay Burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün Nisan aylık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir ay diliyorum. Bu ay güzelliğiyle, bolluğuyla, bereketiyle gelsin. Hadi bakalım. Sıkıntılar, dertler, neler varsa geldikleri yer onları geri uğurluyorum. Ama şöyle bir olay var bakın. Çok sıkılmışsınız. Hem anda bir sıkıntınız var. İçiniz yüreksel olarak yani yüreğinize bir sıkıntınız var. Hem de geleceğe dair bazı korkularınız var. Fincanın yarısı yok yalnız. Şimdi arkadaşlar. İşte en güzel kısım yakaladık. Sağ taraftan hayırlı, güzel, iyi, size gelmesini beklediğiniz ne varsa hepsi sağ taraftadır. Ve bakın gelecek kısmı, bu benim söylediğim değil, sizin planladığınız, inşallah ileride şöyle olur, inşallah hayırlısıyla böyle olur dediğiniz kısımda sizden ona zamanında bakın bir yol gitmiş. Yani emek verilmiş, sevgi verilmiş, çalışılmış, para yatırılmış, sabır gösterilmiş, inanılmış. Yani çok emek verilmiş. Karşılığı şimdiye kadar pek alınamamış bir olay var. Hatta o kadar yani yok gibi görünüyor ki artık yaptığım iyiliklerin sayısını, çalışmalarımın, emeğimin sayısını ben unuttum dediğiniz bir olay aslında. Hani o kadar çok sevdim, emek verdim ki hatırlamıyorum bile. Hop, şimdi bunun karşılığı gelmeye başlıyor, bu bir. İkincisi, bu hem üst makam mertebelerden gelebilir. Ve tabii ki arkadaşlar ilahi anlamda güzel bir yardım gelebilir. Artık bakın o taraftan bir şeyler gelmeye başlıyor. Şöyle bir, bu arada fincanınızı göstereyim. Orayı görünce direkt tabii ben orada kaldım. Benim fincanımda en sevdiğim kısımlardan birisi odur. Çünkü bir şey artık geliyor Nisan ayında. Şükürler olsun ki geliyor. Bu da çok önemli. Onun haricinde bir tane kapınız oluşmuş bu konuyla alakalı. Hayırlısıyla geçiniz bu kapılardan ama onun haricinde kağıt. Kağıtlarınız çok fazla. Şimdi diyeceksiniz ya benim kağıt gündemim yok ya da okey benim sadece bir tane kağıt işim var. Bu kağıt çok fazla konuyu içeriyor. Daha önce de tek tek anlatmıştım ama şimdi tekrar onlara girmeyeyim. Ben genel söyleyeyim. Kontratlarınız, sözleşmeleriniz, işe başvurursunuz, mail atarsınız, size devletten kağıt gelir, para, kağıt paralar. Bunlar banka işleriniz, işte alım satımlarınız, mahkemeleriniz, eğitimleriniz, evlenirken bir sürü sağlık kağıdı falan bunlar geçiyor elinize. Bunlar da dahil olmak üzere, belki kitap yazıyorsunuz, bunlar da dahil olmak üzere. Çünkü 3 tane var arkadaşlar. Hani bir tane olsaydı özellikle şu konuda diyebilirdim ama çok fazla. Ve hepsinin yanında birer tane de yol var. Bu yolun varlığı birkaç şekilde söz konusu. Hepsi çok güzel. Birincisi ki üstleri de bakın yol gibi gidiyor. Düşünün bulutların arasında bir buluttan bir buluta sizi taşıyan bir hayalden başka bir hayale. Bulut hayal demektir. Hayal dünyasını aslında anlatır. Bir düşünceden başka bir düşünceye doğru yollar var. Bir hayalim gerçekleşiyor ki ben bir sonraki hayalime kolaylıkla, mutlulukla geçebiliyorum. Yani şu yukarısı inanılmaz o anlamda güzel görünüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yollar birincisi gerçekten gitmeli, gelmeli. Gidersiniz, kalırsınız, yaşarsınız, isterseniz dönersiniz. Belki kısa bir gezi yapacaksınız. Şimdi hava güzelleşiyor. Bir yerlere gidişler, gelişler olabilir. Birincisi bunu anlatıyor. Ama kağıtla alakalı onu da söyleyeyim. Bir amaç uğruna çıkçası. Bu bir. İkincisi yol bir süreci anlatır. Yani evlilik süreci gibi. İşte eğitim süresince bunun gibi şeyleri anlattığı gibi bize artık mahkeme yolu açıldı. Bize de artık şunun yolu açıldı. İşe başladık ya da başlayacağız. Hani ben bu yola başladım gibi. Yani kendi yolunuzu biraz daha çizme şeklinde yani süreçten farklı olarak kendi hayatınıza yeni bir yol oluyor. Bunun gibi gidilebilecek bir yol. Biraz daha bunun gibi bir hani gittikçe size artı getirecek, size belki para kazandıracak, sizin belki ününüzü, şanınızı, şöhretinizi arttıracak, aileyi genişletecek bir olayla alakalı yolun başında olduğunuzu ve bunun bir kağıtla, kağıt paralar dediğim gibi bir sürü şey saydım, bunları da beraberinde getiriyor.
Şimdi onun haricinde. Buralar çok güzel bu arada. Ki burada da bir zaten ilahi adalet durum var. Bunun için biri sizi telefonla arayabilir. Bir mesaj gelebilir. Telefonlarınızda Nisan ayında bol bol bakın. Şurada bir ağırlığa rağmen yine de arkadaşlar şöyle yakından göstereyim bakın. Yukarıya doğru bir okunuz var. Yani sizi birisi aşağıdan ayaklarınızdan çekiyor. Ama siz ya da sırtınıza böyle kapaklanmış bir şekilde görünüyor bakın. Her şeye rağmen siz yine de beyaz kısımsınız bakın. Siz gene de hani bu yol kısa, ben bunu hallederim. Üstümde kimin negatifini, kimin sıkıntısı varsa hiç önemli değil. Benim gene de ulaşmak istediğim bir mertebe var. Ve ben bu mertebeye ulaşacağım. Bu ister evlilik olsun. Ben bir insan kavuşmak istiyorum ama birileri, arkadaşlarım benim biraz yanlış yönlendiriyorlar. Çünkü ailemin yönlendirmesine bakıyorum. Partnere bakıyorum ya da işe bakıyorum. Ailemin beni yönlendirmesine bakıyorum. Evet, aynı düşüncedeyiz. Sonra bir de arkadaşlarımdan birkaçının düşüncesine bakıyorum. Bambaşka şeyler söylüyor ve benim aklıma yatmıyor. O zaman ben ne yaparım? Ailem aynı şeyi söylüyor. Ben aynı şeyi söylüyorum. Karşı taraf bana aynı şeyi söylüyor. Gider o zaman o tarafta takılırım ben. 10 kişi bir şey söylüyor, bir kişi bir şey söylüyor. Bir de benim kafama yatmayacak. O zaman tabii ki seçmem orayı. Doğru ya da yanlış seçmem. Sizde de böyle bir durum. Ve dediğim gibi bir iki kişinin laf söylemesi, laf sokmasıyla sizin çok fazla düşünceniz bu dönemde değişmiyor ve her şeye rağmen olmak istediğiniz, dediğim gibi, belki birinin yanında olmak istiyorsunuz, belki bir şehir, bir konum, işte eğitimde oydu buydu, yok yaşın geçti boş ver diyor. Sana ne geçer geçmez yani. Yine de istediğiniz bir şey var ve buna bir erişme arzusuyla yola doğru çıkıyorsunuz. Yani Nisan ayının biraz daha bence sonuna kalabilir. Şöyle devam ettiğimde karşılıklı iki kişi konuşuyorsunuz zaten, hani bu bariz belli bir şey. Bu kişinin altında boynuzları çok belli, bir tane böyle öküz gibi bir şey var. Yani dana mana falan değil bu, ya da boynuzu başka bir şey değil. Bu arkadaşlar bildiğiniz öküz. Kahve fonunda öküz. Bu çok büyük bir şeydir. Sonuç olarak bir büyük baş hayvan. Büyük baş hayvanın hiçbir şekilde kötü bir olayı yok. Onu da söyleyeyim. Birkaç tanesi hariç. Ama öküz iyidir. Tamamen güçtür. Ne kısa süredir yani. Bir şey gelecekse çok hızlı gelir. Bir şey konuşuyorsanız çok hızlı karşınıza çıkar. Sabah lafını edersiniz. Aha, sabah konuştuk ya biz bu konuyu. Vallahi akşama kısmetim oldu. Gibi olaylarınız olabilir. Dediğim gibi çok hızlı, çok çabuk her şey olur. Çok da güçlü gelir açık söylemek gerekirse. Ve tabii ki büyük baş hayvanlarda olduğu gibi bir enerjiyi getirir. Ve genel olarak bolluk ve bereketi getirir. Normalde bir de kararsızlık yaşıyorsanız, öküz şekli çıktığı için söylüyorum, bu kararsızlık dönemi biraz azalabilir. Ve bununla alakalı bakın bolluk, bereket, para, mal, mülk konuşmaları da bol bol var. Şimdi şuraya baktığımda bir tane sağlık olayınız var şu alanla. Bu arada çok fazla kahve elim alıp böyle böyle yapmak istemiyorum. Çünkü elini niye gösteriyorsun gibi şeyler oluyor. O yüzden bu şekilde daha rahat. Çünkü ben elimi kolumu çok oynattırıyorum. Siz görmeyin diye elimi geri çekiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Yoksa çok oynattığımı görürsünüz. Şimdi onun haricinde şöyle de bir durum var. Bir sağlık olayından bakın sizlere bahsettim. Sağlık olayının yanında çok kısa bir yol var. Kesinlikle kötü değil. Onu söyleyeyim. Ama ertelenen bir şeyler varsa bu ertelediğiniz sağlık olayına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Belki bir şey aman geçer eder falan filan, geciktirmeyin. Onu söylemeye çalışıyorum. Belki diyeceksiniz ya ben şu anda orucum. Tabii ki Nisan'ın belirli bir süresine kadar, her zaman değil. Ondan sonra mutlaka gitmeniz gerekiyor. Çünkü karnım ağrıyor. Ya haftalardır karnım ağrıyor. Gideyim de bir baktırayım diyeceğiniz bir olay. Ve onun haricinde de bakın yine çok güzel yolunuz. Zaten kocaman kocaman çok büyük kağıtlarınız olduğunu, devletten gelen kağıtlar, başka kağıtlar olduğunu söylemiştim. Ve aklınızda genel olarak hep düşünceler var. O düşünceler, önceki aylardan gelen düşünceler artık Nisan ayında biraz daha kendisini göstermeye başlıyor. Karşılıklı iki şirket, iki aile, iki grup. Böyle karşılıklısınız. Herkes aile içerisinde, genellikle ben böyle gördüğüm zaman şöyle söylüyorum. Aileler tanışıyor, aileler barışıyor. Aileler ortak bir noktada, söz, nişan, düğün, doğum günleri, işte bebek açıklaması mı yapılacak, ben bir şey istiyorum, işte bir yere gideceğim, edeceğim, bütün aileyi toplayıp yaptığınız bir konuşma mı var, bir şey mi açıklanıyor? Yani genel olarak böyle bir olay var. Hani birbirinize karşısınız diyemem. Çünkü bu taraf da koruma altında, bu taraf da koruma altında ve ortak bir noktada birleşiyorsunuz. Böyle kesip de burayı ayıran bir olay yok. Bakın burası kesilmemiş. O çok önemli. Kesilseydi diyecektim ki herkes kendi kendine takılıyor.
Ama değil. Herkes ortak bir noktada birleşiyor. Küslükler bile varsa bu dönemde gidebilir. Ve onun haricinde sevgili dostlar, çok sadık bir erkek var. Böyle dediğin zaman herkesin aklına kadınlara bakıyor, o yüzden erkekten bahsediyor. Hayır, erkeklerin erkek tanıdığı hiç mi yok diye sormak isterim o zaman. Tabii ki bir erkek var burada. Çok saygılı, çok dürüst, çok sevecen, çok sadık. Borcuna sadık, parasına sadık, işine, eşine, görevine, inandığı şeylere çok sadık olan bir insan. Düzgün karakterli bir adam yani. Bu kişiyle sizin bir yakınlaşmanız olabilir. Belki para konuşuyorsunuz, belki bu kişiyle bir işiniz var. Doktordur, avukattır, öğretmendir, birisidir. Bir iş yapacaksınız belki de, güvenilir bir insan olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki gene de araştırın yani. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Niyetiniz süper. İnanılmaz hızlı. Zaten farkındaysanız fincanda şu kötü size nazar değdirmeye çalışıyorlar falan. Hiçbir şey söylemiyorum çünkü çıkmadı. Çıksa zaten söylerim yani. Kötü bir ay derim. Sıkıntınız var diye söylerim. Ama ben öyle bir şey görmedim. Varsa bile halletmeye çalışıyorsunuz. Diyorum ya, çok konuşma var ve çok da yolunuz var. Niyetiniz de çok güzel görünüyor. Sevgili dostlarım, benim söyleyeceklerim bu şekilde sizlere. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşça kalın. Bay bay.